İyi akşamlar. Bugün 31 Mart 2011 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğrenimi için 40 bin yabancı öğretmenle sözleşme yapmaya karar verdi. İthalat bağımlısı Türkiye böylece ithal öğretmenlere de kapısını açmış oldu. Kararın uygulamaya konulduğu ilk günse bazı karışıklıklar yaşandı. Hep beraber izleyelim efendim. Oh help! Help! Yardım edin bana! Sayın seyirciler, ülkemize gelen yabancı öğretmenlerden bir tanesi henüz hala bilinmeyen bir sebeple çıldırdı ve böyle milleti peşinden koşturarak kaçmaya devam ediyor. Bunlar beni öldürmek istiyorlar! Bunlar beni kesmek istiyorlar! Kesmek! Evet! Help. Acaba bu öğretmene ne oldu? Şimdi konuyu araştırmak üzere okula gidiyorum. Çocuklar, ne oldu size? Abi, Türkçe mi cevap verelim yoksa İngilizce mi? Ya cevap verin de, nasıl verirseniz verin. He, o zaman biz İngilizce öğreniyoruz ya, İngilizce olarak cevap verelim. Allah Allah, bu ne ya? Bir dakika. Ben okul müdürüyüm, size bu durumu izah edeyim. Ya basit bir karışıklık olmuş aslında. Bizim okula tayin edilen İtal İngilizce öğretmeniyle mezbahaya gönderilen bu İtal Angus karışmış. Bizim çocukların İngilizce dersine de bu Angus girmiş. O yüzden yani. Anladım. Vah vah. Sayın seyirciler, İstanbul'da bir ilköğretim okulunda YGS'ye giren tüm adaylar kızlardan oluştu. Uzmanlar salonları bilgisayar belirliyor. Böyle bir tesadüfün olması imkansız açıklamasını yaparken bu haremlik selamlık uygulamasının 6 okulda daha görüldüğü iddia edildi. İzliyoruz efendim. Geç. He, sen de geç. Sen de geç. Hop, sen dur kardeşim, sen giremezsin. Niye giremiyorum ya? Bak, üstümde kemer yok, cep telefonu yok, yüzük yok. Dımdızlak geldim işte sınava, daha ne? Tamam, onların hiçbiri yok ama sende içeri girmesi yasak olan başka bir şey var. Allah Allah, ne var? Şey var işte ya. Anladın sen onu. Onun da sınava girmek yasak kardeşim. Yahu anlamadım, ne var? Ya bak bakayım bir etrafına sen. Diğer adaylarda ortak bir özellik görüyor musun? Evet, hepsi kız. İşte onlarda olmayan ama sende olan şey ne? Anladım. Ya o da mı yasaklandı ya? Tabii canım. Ne yapalım o zaman, keseceğiz artık. Keseceğiz mi? Emin misin, bak son kararım mı? Tabii canım, son kararım. Hem kökü bende, nasıl olsa uzar. Uzar mı? Nasıl uzar lan? Uzuyor mu ki o öyle? Tabii abi, benimki bir haftada uzuyor mesela. Ne diyorsun ya? Maşallah vallahi. Tamam hadi, buyur kes, bekliyorum. Hadi o zaman. Hadi bak, hazırsın değil mi? Hazırım, kes abi. Hadi o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Ne yaptın abi? Adam bıyığı kesmeyecek miydi sen abi? Bıyık mı? Lan Allah müstahakını versin. Bıyıktan bahseden kim? Geç hadi geç, şimdi girebilirsin. Artık senden zarar filan gelmez. Nerede olsa kırt. Geçeyim o zaman. Lan. Sayın seyirciler, milletvekilleri sık sık bizi vatandaş seçti, biz milleti temsil ediyoruz derler. Ancak milletvekili aday listelerini parti başkanı ve kurmayları hazırlar. Biz vatandaşa da partiye oy verip partinin belirlediği adayları onaylamak düşer. Peki bu durumda vekiller milletin vekilleri mi olur yoksa liderlerin vekilleri mi? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. 80. sıraya Süleyman Bey koyayım. Onun çevresi geniştir ha. Ulan var ya, o bize iyi oy kazandırır ha. Evet, onu koyayım. 81. sıraya da Sacit'i koyayım, Sacit'i. Zamanında bana çok yardımı olmuştu tabii. Hem ödeşmiş oluruz böylelikle. 82. sıraya da... Ulan buraya kimi koysam ki ya? Ulan bak, buraya kadar güzel geldim. Burada tıkandım, iyi mi ya? Ne oldu Cavit? Ya hanım, bizim partinin aday listesini hazırlıyorum da ama 82. sırada takıldım ya. Fabrikatör Tuğrul Bey koydun mu? Tuğrul
ver bakayım. Heh, 23. sırada o. Peki şu ünlü türkücüyü koydun mu? Türkücü? Ha, o da 47. sırada. Ha, bu arada benim halamın oğlunu unutmadın inşallah. Ha, onu unutur muyum canım? Onu 62. sıraya koydum. O zaman kim olabilir? Kim olabilir? Ya baba bir şey diyeceğim. Sizin partide bir hukuk profesörü vardı ya, onu koysana. Bak lan, hay aklında bin yaşa. Dur hemen yazayım ama onun da çevresi yok be oğlum. Yani ne bileyim, ünü de yok, parası da zaten yok. Yani ne bileyim, bize oy kazandıramaz ki o ya. Bak buldum. Bizim bakkal Hüseyin'i koy bari Cavit. Hem memleketlimiz olur hem de aşiret onlar. Heh, dur onu hemen yazalım. Bakkal Hüseyin. Tamam. Ya baba bir şey diyeceğim. 83. sıraya bir odun koysana, odun. Sen odunu bile seçtirirsin ha. Aslında seçtiririm de. Şimdi vatandaşa ayıp olur oğul, biliyor musun? Olmaz olmaz. Daha hiçbir şey olmaz. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.